edildi. Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan dün babasını kaybetmişti. İşte iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi haberi bu başlıkla duyurdu. Bir ölümün ardından verilen haberden bahsediyoruz. Haber zaten 5 cümleden oluşuyor. 3'ü nefret içeriği, nefret söylemi içeriyor, nefret dili içeriyor. Terör sevici Pervin Buldan deniyor. AKP'nin eski milletvekili, aynı zamanda iktidara yakın gazetelerden olan Yeni Şafak'ın yazarı Mehmet Metiner de Akit'in bu haberini eleştirdi sosyal medya hesabından. Buldan'a başsağlığı dilememek ayrı bir şey, bir insanın ölümü üzerinden tepinmek ayrı bir şey diye yazdı. Metiner Akit'in bu manşetini bu sözlerle eleştirdi ama devamında Buldan'ın başkasının ölümüne saygısı yok diye bizim de mi olmamalı diye sordu. Yani bu ifadeleri bir kez daha kullandı. Yani aslında kendisi de o nefret söylemini bir kez daha devam ettirmiş oldu. Ardından da başsağlığı mesajı yayımladı. İşte bu da tarihe bir not olarak düşelim bugün yaşanan bu olayı da. Ve devam edelim koronavirüsle. Koronavirüs vakalarında çok büyük bir artış var. Katlanarak gidiyor diyor. Dün Mehmet Ceyhan'la detaylı olarak konuşmuştuk. Türkiye'de en yüksek vakaları görüyoruz aslında ama tespit edemiyoruz çünkü test yapılmıyor demişti. Vakalar da zaten artık günlük olarak açıklanmıyor, haftalık olarak açıklanıyor. Dün Sağlık Bakanı Koca tekrar aşı yaptırın uyarısında bulunmuştu birçok kişiye. Hatırlatma dozu içinde aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanlığı son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularının e-nabız sistemine tanımladı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler merkezi hekim randevu sistemi üzerinden bugünden itibaren randevularını alarak COVID-19'a karşı hatırlatma dozlarını yaptırabilecek. Türkovak, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri yine tercih ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vakaların arttığını vurgulamış, 50 yaş üstüyle risk grubundakilere son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz demişti. Uzmanlara göre virüs daha bulaşıcı hale geldi. Bayram sonrası vakaların daha da artacağı uyarısında bulunan uzmanlar toplu ulaşımda ve kapalı mekanlarda maskeye dönülmeli diyor. Aşı randevuları açıldı ama sosyal medyada farklı farklı iddialar var. Mesela gazeteci Fatih Altaylı yazdı. Hastaneye gidenlerin aşı yok diye geri döndürüldüğünü, geri döndürüldüklerini iddia ediyor. Bir seyircimiz de sosyal medya hesabından Twitter'dan yazmış Mehmet Erensu. Sistem açıldı ama 182'yi aradığımızda randevu alamıyoruz, randevu verilmiyor bizlere diyor. Böyle farklı farklı açıklamalar var aşıyla ilgili. Ve yine dünden bu yana sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan bir grup var. Onların da haberini taşımış olalım ekrana. Amerikalı şirket TPU Composite'in İzmir'deki iki fabrikasında binlerce işçi enflasyona karşı zam istediler ama işveren %5'lik zam önerdi. Onlar da kabul etmediler. 40 işçi eyleme başlamışlardı. 40 işçi tam da bayramdan önce işten çıkarıldı. Enflasyon farkının maaşlarına yansıtılmasını istediler, işten çıkarıldılar. İzmir'de rüzgar tribünleri için kanat üreten iki büyük fabrikası var. İşçi sayısı yaklaşık 3600. Bu işçiler bir süredir enflasyon karşısında eriyen maaşlarında iyileştirme istiyorlardı. Talepleri %15 ila 20 arasında zamdı ama şirketin teklifi %5 oldu. İşçiler bu artışı kabul etmedi. 6 Temmuz'da üretimi durdurdu. Protesto başladı. Biliyoruz. Bizim CPI'yi alıp veremediğimiz yok. Ama bizim aldığımız ücretlerin şu anda geldiğimiz bu noktada ülkedeki bu enflasyon ve artış oranlarına göre yaşanabilir ya da sürdürülebilir bir durumu yok. Bayram dolayısıyla eylemlerini durdurdular. İşveren bu esnada tebliğ gönderdi. 40 işçiyi işten çıkardı.
Petrol İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin, 13 Temmuz işbaşı gününde iş yerinde olacaklarını ancak üretim yapmayacaklarını duyurdu. İşverenin baskılarına boyun eğmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu ve 2,5 yıl cezaevinde kalmıştı. Kadir Şeker'den bahsediyorum. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı, tahliye edildi ama tahliyesine itiraz edildi Kadir Şeker'in. 12,5 yıl hapse çarptırılmıştı Kadir Şeker. Cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Ardından da tahliye edildi. Duran ailesinin avukatı usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu karara itiraz etti. Bu kamuoyu baskısıyla oluşan, kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş, mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır denildi o itiraz dilekçesinde. Şeker'in yeniden tutuklanması talep edildi. İstanbul'da siyah bir aile yolculuk yaparken yanlarında oturan bir kişinin 2022 Türkiye'sinde ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırısına uğradı. O kişi aileye küfürler ve hakaretlerde bulundu. Afrika'ya dönün, gidin buradan gibi ifadeler kullandı. Aile sessiz kaldı. O anlar ama sosyal medyaya yansıdı. Saldırgan, o saldırıda bulunan kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten gözaltına alındı. Siyah bir aile, ırkçı, sözlü saldırıya uğradı. Zanlı gözaltına alındı. (gülüyor) 8 Temmuz, İstanbul Yeni Kapı, Hacı Osman metrosu. Bir anne baba, iki de çocuk yolculuk yapıyordu. OOK adlı kişi yanında oturan bu aileye hakaret ve küfür etmeye başladı. Afrika'ya dönün, gidin buradan dedi. Hem İngilizce hem Türkçe. Aile şaşırdı, sessiz kaldı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiyle karşılandı. Ya bırak bırak. Sen de bırakıyorum la. Afrika. Bak. I am going to left the right side. Go Afrika. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen OOK isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır dedi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, ayrımcılık ve tehdit suçlamalarıyla gözaltında. Ya bırak bırak sen de bırakıyorum la. Afrika bak. İşte dünden bu yana bunu konuşuyoruz. KYK borçluları, üniversite öğrencileri malumunuz mezun olduktan sonra KYK borçlarını ödemek zorundalar. %138 faiz uygulandı ortaya çıktı bu öğrencilere ve onlar da sosyal medya hesapları üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını paylaşıyorlar. Dünden bu yana yine o rakamları gördükçe şaşıp kalıyoruz böyle faiz oranlarını gördükçe. O aldıkları KYK kredileri nedeniyle birçok kişi icralık olmuş durumda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir yıl kaldı artık merak etmeyin diyor. Ödemeyin bu faizli borçları. Biz iktidara geldiğimizde o faizi almayacağız sizden. Sadece ana parayı alacağız diyor. Bir gelin yaşananlara bir git taşıyalım ekranlarınıza. Ardından KYK borçlularıyla ne yapacaklarını, ne durumda olduklarını konuşacağız. Üniversiteye başlayan birçok öğrenci için önem taşıyor. Okurken az da olsa masraflarını giderebiliyorlar o krediyle. Ama enflasyonun yükselmesiyle kredi borçları katlandı. Taze mezunlar hesaba yansıyan borçlar karşısında dertli. Borcu E-Devlet'te gören öğrenciler sosyal medya üzerinden paylaştı. Tepkiler yükseldi. Gerçekten bir insafsızlık yapılıyor ve
Merkez Bankası bankalara %14'ten faiz verirken bizim öğrencilerimizin aldığı Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına yurt içi üfe faiz uyguluyor. Yani %138. Öğrenci kredilerine enflasyon hesabındaki yurt içi üretici fiyatı endeksi, yani kısa adıyla YİÜFE uygulanıyor. TÜİK tüketici fiyatlarında